Evet. Karantina günlükleri ikinci bölümdeyiz. Dün biliyorsunuz kuş fotoğrafı çekmiştik. Bugün ne yapalım diye düşünürken acaba dedim böyle Van Damme gibi hem dans edip hem dövüşmeyi mi öğrensem? Neyse. Biz en iyisi gene fotoğrafçılığa dönelim. Ne yapalım bugün? Bugün ürün fotoğrafı çekelim. Çünkü dün kuş fotoğrafı çekmeye çalıştık balkonumuzda. Bizi bayağı bir zorladı demeyelim de sabır işi. Oldukça sabırlı olmak gerekiyor. En azından ürün çekerek biraz daha kontrolümüz altında olan bir şeylerle uğraşmış oluruz. Evet, hemen kullanacağımız ekipmandan da bahsedelim. Yani makine ve lensten. Yine Nikon D3300'ü kullanıyoruz. Bu sefer önceki videodan farklı olarak üzerinde 35 mm'lik prime lensimiz var 1.8. Ürün videoları için oldukça uygun. Diyaframın 1.8 olması loş ışıkta, düşük ışıkta oldukça avantajlı. Duruma uygun lens kullanmak oldukça gerekli fotoğrafçılıkta. Evet, hemen makinenin ayarlarından da bir kısaca bahsedeyim. Bugün tek nokta netlemesi kullanacağım. Çünkü ürün olduğu netleyeceğim. Ürün kıpırdamayacak, kuşlar gibi değil tabii ki. Ürün netleyeceğim. Makine netlemeyi kesecek. Ya netleme yaptıktan sonra dünkü gibi sürekli takip etmeyecek konuyu. Yine arka düğme netlemesini kullanıyorum. Neden yapıyor derseniz avantajı şu. Buna basacağım bir kere. Netleyecek. Elimi çektikten sonra sürekli net kalacak artık. Her deklanşöre bastığımda tekrar netlemeyecek kamera. Uygun. Ben kullanmayı sevdiğim bir teknik. Hemen bakalım başka. ISO'muzu göreceğiz. Karanlık bir ortamda çekeceğiz. ISO'yu kaç ayarlayacağım. Diyaframı. Şimdi ışık karanlık bir ortamda olduğundan diyaframı açığa getirmek gerekebilecek fakat 1.8'e 2 diyafram hoş olur. Arka planı full yapar. Güzel olur. Ama ürün tamamen net çıkmayabilir. Yani alan derinliği çok küçük oluyor. Açık diyafram değerlerinde. Deneyeceğiz. Değişik diyaframlarda çekeceğiz. 4-5.6. Tabi karanlığa göre, ışığa göre ayarlayacağız. Arka planı ne kadar full olmasına gerektiği gibi. Bunlar kesin kurallar değil. Esnetilebilir. Deneye deneye göreceğiz bakalım. Enstantane hızımı da büyük ihtimalle çok hızlı olmayacaktır. Dediğim gibi ortam yor. Büyük ihtimal ISO'yu biraz arttırmam gerekecek. Artık kumlanmaya da biraz katlanacağız. Bakalım. Haydi başlayalım. Evet. Stüdyomuzu kurduk. Çekeceğimiz ürün gördüğünüz gibi Avon'un erkek parfümü. Avon bu arada bu videoya sponsor falan değil. Elime o geçti. Sildik, temizledik, parlattık. Şimdi ışık kaynağı olarak gördüğünüz gibi masa lambası. Önüne bir kağıt havlu yapıştırdım böylece ışığı yumuşatsın diye. Karşıda gördüğünüz gibi bir tane beyaz karton var. Böylece hem şu dışarıdan gelen ışığı kesecek çünkü orta karanlık olsun istiyorum. Hem de bu masa lambasından gelen ışığı ürüne geri yansıtacak. Burada da ufak bir el feneri var. Onun da ucunu böyle bantladım. Al böyle. Onun da ışığına. Bunu da ayrıyetten gördüğünüz şuraya ufak bir highlight şuraları. Son olarak LED lambaları açıyoruz. Şu çizgiler oluşsun diye gördüğünüz gibi. Ve ortamın ışığını tamamen karartıyoruz şu anda. Evet, stüdyomuz bu.
Diyeceksiniz ki mutfakta parfüm ne alaka? Ya neden olmasın? Çekimi de bitirdik. Dünküne göre çok daha hızlı oldu. Tabii stüdyoyu kurmak şey kısımlarını geçersek sırf çekim aşamasından bahsediyorum. Sabır gerektirmiyordu. Biraz daha eğlenceliydi. Işığı istediğin gibi ayarlayabilmek güzel. Olanaklar dahilinde gerçekten güzel şeyler ortaya çıkabilirsiniz. Bir bakın bakalım nasıl fotoğraflar çektim. Görüşürüz.